Secere. Bildirim gölgesi. Secere, 3 sapı, a öyle. Tuş 18. Etiketsiz. Secere, 10 saniyeye, secere, kaydediyor. Evet. Son sayfa 2. Ekran okuyucumuzu uyku moduna aldım. Şimdi Voice Assistant'ı kapatıp JSO ekran okuyucusunu açacağım ve ayarlarını yaparak incelemesini tamamlayacağım. Voice Assistant kapalı. Voice Assistant kapadım. Şimdi JSO ekran okuyucusunu açıyorum. Talkback açık. Talkback açık. Talkback ne alaka ya? Erişilebilir. Seç ve anahtar JSO. JSO. Bir dakika. Bir erişilebilir. Karışıklık olmuş. Görme. Talkback açık. Tamam. Talkback kapalı. Evet, tekrar JSO ekran okuyucusunu başlatıyorum. JSO ekran okuyucuya hoş geldiniz. Talkman, körler için bir ekran okuyucu yazılımıdır. Cep telefonunuzu daha verimli kullanmanıza imkan veren en iyi uygulamalardan biridir. Temel ekran okuyucu ayarlarını yapma konusunda yardım almak için ayar sihirbazını tıklayın. Gizlilik, uygulamanın gizliliğe yönelik açıklamalarını okumak için izin açıklamasını tıklayın. Sağa kaydır kurulum sihirbazı, sola kaydır izin açıklaması. İzinleri kontrol edin Talkman, sonraki adım düğme çift, soldan sağa kaydırarak gezin, çıkış düğme çift. Temel izinler verilmemiş ekran, ayarlamaya devam et, izinleri ver ve sihirbazdan çık düğme çift. İzin ver düğme. JSO ekran. JSO ekran. Son uygulamalar. Buradan çıkıyorum. JSO ayar. Daha fazla düğme. Sayfa 1 2. Ekran okuyucusunu masa üstümüzden başlatıyorum. JSO ekran okuyucu etkinleştirmek için çift tıkla. JSO ekran okuyucu. JSO ekran okuyucu. 2 0 20 0315. Bir genel ayarlar etkinleştirmek için çift tıklayın. Genel ayarlara girelim. Pil kullanma optimizasyonu durdu. Bir genel ayarlar et. JSO ekran okuyucu. Bir kurulum sihirbazı etkinleştirmek için çift tıklayın. JSO ekran okuyucu. Bir saniye. JSO bir genel iki bir genel ayarlar. Evet. JSO ekran okuyucu. Genel ayarlarda bir kurulum sihirbazı etkinleştirmek sihirbazı için çift tıklayın. Var. Liste 2 ve 9 arası bir kurulum sihirbazı etkinleş 2 konuşma hızı etkinleştirmek konuşma hızı için var. Çift ekran tıklayın. Okuyucusunun konuşma hızını yavaşlatıp hızlandırabiliyoruz. 3 sentezleyici ses seviyesi etkinleştirmek için çift tıklayın. Ses seviyesini ayarlayabildiğimiz bir ayar var. 4 kullanım ipuçlarını oku. Seçim kutusu seçili etkinleştirmek için çift tıklayın. Evet, gayet açık bir konu. Kullanım ipuçlarını okuyup okumamasıyla alakalı bir ayarı var. 5 liste konum bilgisini oku. Seçim kutusu seçili etkinleştirmek için çift tıklayın. Abi şunu kapat ya. Video izlerken de ha 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 olacaksa yapma bana. Video izlerken de böyle. Önce şu Windows'u bir başlat da bak. Tamam, geçeyim. Şimdi şunu... Göremiyorum ki şeyini ya. Dur, bunlarına mı basacağım? Evet. Caps lock'la bunu. Aha. Dur, önce ne veda? Al, kapat. Olmayacak. Evet, devam ediyoruz. Liste 2 ve 9 arası öğe. Liste 1, 6 bildirimleri oku. 5 liste konum bilgisini oku. Seçim kutusu 6 bildirimleri oku. Seçim kutusu seçili etkinleştirmek evet, için çift tıklayın. Bildirimleri oku var.
Bu ekran kilitliyken ekran okuyucusunun gelen bildirimleri okuyup okumamasıyla ilgili bir ayar. 7 soldan sağa kaydırarak gezin. Seçim kutusu seçili değil varsayılan hareket grubu kullanılırken, sola veya sağa kaydırarak odağı değiştirin, aşağı yukarı kaydırarak kısa yol işlevlerini gerçekleştirin. Etkinleştirmek için çift tıklayın. Seçili. Evet, seçelim. Soldan sağa 8 özel parmak dolaşalım. hareketlerini kullan seçim kutusu seçili değil etkinleştirmek için 2 ve 9 özel parmak hareketi ayarları etkinleştirmek için çift tıklayın. Özel parmak hareketlerini kullan diyor. Bunu seçtiğimiz zaman aşağıda bulunan özel parmak hareketi ayarlarına girerek kendimiz uygulamalara ve ana ekrana has özel parmak hareketi tanımlayabiliyoruz. Veya ekran okuyucusunun bize sağlamış olduğu parmak hareketi paketlerine indirip onları kullanabiliyoruz. Buradan geri çıkalım. CSU ekran 1 2 sentezleyici ayarları etkinleştirmek için çift tıklayın. Sentezleyici ayarlarına giriyorum. Sentezleyici ayarları. Burası biraz NVDA gibi, NVDA'ya benzer bir tarafı var. Bir ana sentezleyici motoru içeriklerin okunması için kullanılan sentezleyici motorudur. Seçilen ses motoru çalışmazsa, uygun olan ilk ses motoru kullanılacaktır. Etkinleştirmek için çift tıklayın. Evet, ana ses motoru diyor. Yani bu genel anlamda bize eşlik edecek olan ses sentezleyicisi. Ana sentezleyici motoru yukarı kaydır iptal. 1 ve 6 arası öğeler gösteriliyor. Toplam 10. Girelim Ana buraya. bir sistem sentezleyicisi seçili değil seçmek için çift tıklayın. Sistem sentezleyicisi telefonda metinden sesi ayarlarında o an hangi sentezleyici seçiliyse, hangi ses motoru seçiliyse onu kullandırır. 2 Yunsi Hsiang sentezleyici seçili değil seçmek için çift Bu tıklayın. Çince bir sentezleyici. 3 Samsung metinden konuşmaya motoru com Samsung semete seçili değil seçmek Evet, için aşağıda çift da bizim tıklayın. metin konuşma motorlarımız var. Ama seçmeye çalıştığımızda com Samsung semete yalnızca premium kullanıcılar için kullanılabilir. yalnızca premium kullanıcılar için kullanılabilir diyor ama bu sıkıntı değil. İptal düğme Biz sentezleyici de ayarlı. birinci Ana sentezleyiciyi sentezli bir sistem sentezleyicisi seçili değil seçmek için çift tıklayın. sistem sentezleyicisi olarak seçeriz. Böylece bunu sistem sentezleyicisi olarak seçtiğimizde az önce kullanamadığımız ses motorlarını rahatlıkla kullanabiliyoruz. Yalnız burada sistem sentezleyicisini seçtiğimiz zaman artık sentezleyiciyi değiştirmek için buraya değil, metinden sesi ayarlarına girmemiz gerekir. 2 yıl ikinci sentezleyici motoru bildirimler ve ek bilgilerin seslendirilmesi için kullanılan ses motorudur. Ana ikinci Bir saniye, açıklama yarım kaldı. 2 yıl ikinci sentezleyici motoru bildirimler ve ek bilgilerin seslendirilmesi için kullanılan ses motorudur. Ana ses motoru ile aynı ses motorunu seçmek yalnızca bir ses motoru kullanımıyla sonuçlanacaktır. Etkinleştirmek için Tamam. ikinci bir ve bir sistem Onu sentezleyici da 3 sistem Samsung ve sentezleyicisi bir sistem yapalım. sentezleyici 2 3 tek sentezleyici kullan. Seçim kutusu seçili değil etkinleştirmek seçili. Üstüne bir de tek sentezleyici kullan seçeneğini 4 sistem metinden konuşma çıktısı ayarları etkinleştirmek için çift Evet, tıklayın. sistem metinden konuşma çıktısı ayarları diyor. Yani bu bizim telefonumuzda saptanmış olarak gelen metinden sesi ayarlarını açmaya yarar. 5 Xunfei sentezleyici ayarları bu fonksiyon yalnızca premium kullanıcılar için kullanılabilir. Bu Geçersiz. kullanılmasa da olur. Çünkü bu zaten Çince bir sentezleyici. 6 Unisoum sentezleyici ayarları etkinleştirmek için çift tıklayın. 2 ve 8 arası öğeler gösteriliyor. Bu da işimize Toplam yaramaz. 8. 7 sentezleyici ses ayarları bu fonksiyon yalnızca premium kullanıcılar için kullanılabilir. Geçersiz. Evet, sentezleyici ses ayarları dediği şey oluyor. Bu bizim
metin konuşma motorlarının bazılarında ne yaparsak yapalım bazı sentezleyicilerin ses motoru, aman ses motoru diyorum, ses tonu değişmeyebiliyor ya da sentezleyicimize ek ayarlar eklemek isteyebiliyoruz. Burası premium etkinleştirdiğimiz zaman sentezleyicimize kullandığımız ses motoruna ek ayarlar eklemeyi sağlar. 8 diğer ayarlar etkinleştirmek için çift tıklayın. Diğer ayarlar bölümüne diğer gelelim. Ayarlar. 1 ve 6 arası öğeler gösteriliyor. Toplam 10 diğer ayarlar. 1 sistem sentezleyici ses yüksekliği etkinleştir. Sistem sentezleyici ses yüksekliği. 101.100 seçili. Diğer zaten ayarlar. 2 okunacak bildirimleri sıraya ekle seçili. Okunacak bildirimleri sıraya ekle. Bu işlemde birden fazla bildirim aynı anda gelirse ilk baştaki en önce gelen bildirimden başlayarak son bildirime kadar gelen tüm bildirimleri okur. 3 diğer sesleri azalt. Seçim kutusu seçili değil, konuşurken diğer sesleri azalt. Etkinleştirmek bu, için çift tıklayın. Hepimizin saptanmış olarak kullandığımız ekran okuyucularla aynı şey. Seçili. 4 sözcük tarama modunda konuşmayı yavaşlat. Seçim kutusu seçili değil. Bu fonksiyon yalnızca premium kullanıcılar için kullanılabilir. Geçersiz. Sözcük tarama alanında konuşmayı yavaşlat. Yani bu kelimeleri, pardon, cümleleri karakter karakter, sözcük sözcük okuturken yavaş yavaş okumaya izin verir. Yani bunu size nasıl örneklesem, atıyorum, diyelim ki bir cümle var önümüzde. Cümlemiz de şu olsun: arkadaşım bugün dışarı çıktı. Bunu üstüne tıkladığımızda, ya yani tek dokunuşta bir çırpıda okur, arkadaşım bugün dışarı çıktı diye. Onu karakter karakter, sözcük sözcük okutmaya kalkıştığımızda yavaş okuyacaktır. Bu o işlemi yapmaya yarayan bir ayar ki biz etkinleştiremiyoruz şu an için. Premium etkinleştirmediğimiz için. 5 seçim kutusu seçili değil. Ekran okuyucu ses seviyesi, medya ses seviyesi yerine erişilebilirlik ses seviyesi tarafından kontrol edilecektir. Uyarı. Bu özellik yalnızca sistem sentezleyicisini desteklemektedir. Etkinleştirmek için çift tıklayın. Seçili. Evet. Burası da gayet açık bir ayar. Yalnız başlığı hala Çince. 6 zil sesi seviyesini kullan. Seçim kutusu seçili değil. Arayanı bildir. Konuşma ses seviyesi için zil sesi seviyesini kullan. Etkinleştirmek için çift tıklayın. Evet, seçili. Açıyorum. 7 yakınlık sensörünü kullan. Seçim kutusu seçili değil. Yakınlık sensörüne dokunulduğunda konuşmayı durdur. Etkinleştirmek için çift tıklayın. Bu böyle kalsın. Yakınlık sensörü ayarı İyi değil. Cihazı kendimize yakınlaştırdığımızda konuşmanın susmasını sağlıyor falan. Bazen hoş bir ayar olmuyor bu bence. 8 ekranı açık tut. Seçim kutusu seçili, metin okunurken ekranı açık tut. Etkinleştirmek için çift tıklayın. Evet, gayet açık. Aşağıdakine bakalım. 9 gelişmiş kilitlenme önleyiciyi kullan. Seçim kutusu seçili değil. Yukarıdaki seçenek çalışmazsa lütfen bunu kullanın. Etkinleştirmek için çift tıklayın. Gelişmiş kilit yakınlık önleyici. 9 seçili. Bazen üstteki seçeneğin çalışmaması durumunda bunu seçersek ekran okuyucumuz ekranın kilitlenmemesi için elinden geleni yapmaya azami ve özen gösterecektir. Alt 10 rakamları tek hane olarak oku. Seçim kutusu seçili değil. Etkinleştirmek için çift tıklayın. Rakamları tek hane olarak oku. Örneğin 0532 diye okuyacağına, bunu seçtiğimizde 0532 diye okuyacaktır. 11 noktalamaları oku. Seçim kutusu seçili değil. Etkinleştirmek için seçelim bunu. Noktalama okuma ayarı çünkü. 12 klavyede büyük harfleri seslendir. Seçim kutusu seçili değil. Bunu da seçelim. 11 noktalama 12 seçili.
Burayla işimiz bitti. Sentezleyici 2 ikinci 3 tek sente 8 diğer ayarlar CSU 2 sentezleyici 3 geri bildirim ayarları etkinleştirmek geri bildirim için ayarlarına geri bildirim giriyoruz. Ayarlı 1 sesli geri bildirim seçim kutu 2 ses efekti ses yüksekliği ses efekti 92 ve 100 101 bin 100 geri bildirim ayarı 3 ses paketleri etkinleştir 4 titreşimi geri bildirimi işaretini kaldıralım çünkü her seferinde telefonu titreterek pilden yiyor. 5 titreşim yoğunluğu yukarı kaydır iptal. 1 ve 4 arası öğeler gösteriliyor. Toplam 4. Titreşim yoğunluğunu da azaltalım. 1 hafif seçili değil. Hafif geri kalsın. Bildirim ayarları. CSU 4 hareket ayarları etkinleştir. Hareket ayarlarına girelim. Hareket ayar. 1 parmak hareketleri paketi. Varsayılan etkinleştirmek için çift tıklayın. Evet, burada parmak hareketi paketi indirdiysek bu alana tıklayarak indirdiğimiz parmak hareketlerini buradan seçebiliriz. 2 varsayılan parmak hareketi ayarları geçersiz. 3 parmak hareketi tanımları etkinleştirmek için çift parmak tıklayın. Parmak hareketi tanımları. Varsayılan aşağı bir varsayılan hareket. Yardım ve geri bildirim hareketler açıklamalarına bakın etkinleştirmek için. Tamam. Hareket ayarlı. 4 parmak hareketi ayarları bu hareketler ücretsiz sürümde kişiselleştirilememektedir. Etkinleştirmek evet. için çift tıklayın. Ücretsiz sürümde kişiselleştirilemiyor bu. 5 uygulamaya özgü parmak hareketleri paketi. Uygulamaya özgü parmak hareketleri paketini düzenle yalnızca premium kullanıcılar için kullanılabilir geçersiz. Yine aynı. 6 oyuncu modunu kullan. Oyun oynarken ekran okuyucu hareketlerini devre dışı bırakmak için bu seçeneği kullanın. Etkinleştirmek için çift tıklayın. Oyuncu modunu kullan. Aşağı kaydır tamam yok. Bir Asya service seçili değil seçme. 48 ve 57 arası tamam düğme çift iptal düğme hareket evet, ayarları. Oyuncu modunu kullan seçeneğine bastığımızda hangi oyunlarda ekran okuyucusunun parmak hareketleri devre dışı kalacak onu seçmemizi sağlar. 7 alternatif hareket ayarları etkinleştirmek. Alternatif hareket ayarları. Bir sola ve sağa hızlı kaydırma listelerde hızlıca gezinir. Seçim kutusu seçili değil listelerde bunu, hızlı gezinmeyi salar etkinleştirmek için çift tıklayın. Bunu seçmiyoruz çünkü seçersek şöyle olur. 2 sol hareket, 3 sağ alternatif, 1 sol, 2, 3 sağ alternatif, 1 sola ve seçili listede değil. Listede kaydırma yapmaya kalkışır o yüzden seçmiyoruz. 2 sol hareket kısa yolu bu fonksiyon yalnızca premium kullanıcılar için kullanılır. 3 sağ hareket kısa yolu bu fonksiyon yalnızca premium kullanıcılar için kullanılır. Hareket ayar 8 kaydırma bizi. Ayarları etkinleştir. 7 alternatif hareket 8 kaydırma ayarları etkinleştir. Kaydırma ayarları. Giriyoruz. Bir soldan sağa kaydırarak gezin. Seçim kutusu seçili varsayılan hareket grubu kullanılırken sola veya sağa kaydırarak odağı değiştirin. Aşağı yukarı kaydırarak kısa yol işlevlerini gerçekleştirin. Etkinleştirmek evet, gayet için çift açık tıklayın. Bir ayar ismi. İki web sayfalarında türe göre göz at seçim kutusu seçili. Bu web sayfalarında türe göre göz at bir çeşit rotor ayarı gibi düşünün. Veya Voice Assistant'la 3 parmak hareketleri yaparken kullandığımız web sayfası kontrollerinde dolaş bilmem ne gibi böyle hareket dizinlerini düşünün. 3 sayfaları otomatik kaydır seçim kutusu seçili değil sayfa sonuna ulaşıldığında otomatik olarak sonraki sayfaya geç etkinleştirmek evet, için evet bunu seçelim. Seçili. Örneğin ana ekrandayız. 2 tane sayfamız var. Biz birinci sayfadayız. Uygulamalar arasında geziniyoruz ve sayfamız bitti. Son uygulamaya geldik. Son uygulamaya gelmemize rağmen hala orada uygulama varmış gibi kaydırmaya devam edersek bu defa ekran okuyucumuz otomatik olarak ikinci sayfaya geçmektedir. Ancak bunun tek bir dezavantajı var. Bizim kendi parmağımızla yapıp değiştirdiğimiz zaman sayfayı hani hareketlerini kendi parmağımızla yapıp sayfayı değiştirdiğimiz zaman sayfa 1-2 sayfa 2-2 diye anons ederken bu hareketi yaptığımızda yani bu ayarı seçip de otomatik sayfa kaydırmasına izin verdiğimizde
sayfaları anons etmeden, yani sayfa 1-2 veya sayfa 2-2 diye söylemeden direkt sayfayı kaydırıyor. Tek dezavantajı bu. Geri çıkalım. Hareket ayarları. 9 hareket ayarı etkinleştirmek. Kenar hareket kenar ayarı. Hareket, bir çoklu parmak hareketlerini kullan. Seçim kutusu seçili değil, bir ya da iki parmakla uygulanan çoklu parmak hareketleri yalnızca premium kullanıcılar için kullanılabilir, geçersiz. Evet. İki kenara çift tıklama hareketini kullan. Seçim kutusu seçili kenar menüsünde bulunmayan kenar hareketleriyle kullanılmak üzere belirlenmiş özel fonksiyonlar. Geçersiz. Bu da pro kullanıcılar için 3 ekran kenarı menüsü, 2 kenara çift liste 5 ve 11 arası 3 ekran kenarı menüsü, 4 sol kenara dokunarak kısa 5 kenar hareketi tetiklenme genişliği virgül 8 geçersiz. 2, 3, 6 sol kenar menüsünü kişiselleştir, geçersiz. Bilmem. 7 sağ kenar menüsünü özelleştir, geçersiz. 8 sağdan sola kaydırma, sağdan sola kaydırma fonksiyonunu özelleştir yalnızca premium kullanıcılar için. 9 sol kenara uzun basma, sol kenara uzun basma hareketini özelleştir yalnızca premium. 7 ve 11 arası öğeler gösteriliyor. Toplam sadece 10. Premium kullanıcılar için kullanılıyor. Bizim işimize yaramaz. Hareket ayarları. 10 kısa yol tuşu ayarları etkinleştir. 10 kısa yol tuşu. Kısa yol. Bir ses tuşlarını kısa yol tuşu olarak kullan. Seçim kutusu seçili çeşitli işlevleri gerçekleştirmek için ses tuşlarına uzun basın. Etkinleştirmek için iki ses ayarlanırken sistem ses ayar panelini göster. Seçim kutusu seçili değil, etkinleştir. Seçelim seçili. Bunu. 3 düzenleme modunda imleci hareket ettirmek için ses tuşlarını kullan. Seçili. Bu da gayet yararlı bir ayar. Bunu da seçiyoruz. 4 odağı taşımak için yön tuşlarını kullanın. Seçim kutusu seçelim. 5 kulaklık tuşlarıyla ekran okuyucuyu kullan. Seçim kutusu seçili değil, sonraki öğeye gitmek için kulaklık tuşuna kısa basın. Sesli yardımcıyı açmak için uzun basın. Etkinleştirmek için çift tıklayın. Bakalım. 6 ses açma ve kısma tuşlarını aynı anda basma, dokunarak taramayı duraklat. Etkinleştirmek için çift. 7 ses açma tuşuna kısa basma, ses açma tuşuna kısa basma fonksiyonunu özelleştirin. Ekrana dokunulduğunda sesi artırın, yalnızca premium kullanıcılar için kullanılabilir. 8 ses açma tuşuna uzun basma, ses açma tuşuna uzun basma fonksiyonunu özelleştir, yalnızca premium kullanıcılar için kullanılabilir. 9 ses kısma tuşuna kısa basma, ses kısma tuşuna kısa basma işlevini özelleştirin ve ekrana dokunulduğunda ses seviyesini azaltın, yalnızca premium. 10 ses kısma tuşuna uzun basma, ses kısma tuşu uzun basma fonksiyonunu özelleştirin, yalnızca kısa yol tuşu ayarları. Geri hareket çıkalım. 7 alter 8 kaydırma 9 kenar hareket 10 kısa yol tuşu ayarları 6 ve 10 11 dokunma hareket ayarları etkinleştir. Dokunma hareket dokunma ayarları. Dokunma hareket ayarları. Bir tek dokunarak etkinleştir. Seçim kutusu seçili değil, odak öğesini etkinleştirmek için bir kez tıkla. Etkinleştirmek için çift tıklayın. Evet, tekrar dinleyelim ayarın adını. Kardeşim parazit yaptığı için anlayamadım ne olduğunu. Size de açıklayabilmek hareket için tekrar ayarları. Dinlememiz lazım. Bir parmak hareketleri, iki varsayılan, üç parmak, dört parmak, beş uygulama, altı oyuncu modunu kullan, yedi alternatif, sekiz kaydırma, dokuz kenar, on kısa yol, on bir dokunma, on iki çoklu parmak hareketleri, on üç parmak izi okuyucu hareket, on iki, on bir dokunma hareket ayarları etkinleş, on kısa yol tuşu ayarları etkinleş, on bir dokunma hareket ayarları etkinleş, dokunma, bir tek dokunarak etkinleştir. Seçim kutusu seçili değil, odak öğesini etkinleştirmek için bir kez tıkla. Etkinleştirmek için çift tıklayın. Bu açıklamaya gerek yok çünkü kendisi gayet açık bir ayar. İki öğeleri etkinleştirmek için parmağı kaldır. Seçim kutusu seçili değil, parmağınızı yukarı kaldırmak altındaki bir öğeyi etkinleştirir. Parmak öğe üzerinde daha uzun süre kalırsa etkinleştirilmez. Etkinleştirmek için çift tıklayın. 3 erişilebilirlik tıklaması yerine doğrudan dokunmayı kullan. Seçim kutusu seçili değil, Android 7 ve üzeri cihazlarda.
Bu özellik dokunuşlara geç tepki veren uygulamalardaki tepki sorununu düzeltebilir yalnızca premium kullanıcılar. 4. Uzun tıklama gerçekleştirmek için tıkla ve parmağı kaldır. Seçim kutusu seçili uzun basma yerine tıkla ve 3. 5. Uzun basıldığında eylem menüsünü görüntüle. Seçim kutusu seçili değil odak öğesine uzun basıldığında kısa yol menüsünü görüntüle yalnızca premium kullanıcılar için kullanılabilir geçersiz. Yok Ela'cığım ama bak ben bir şey yapıyorum. Lütfen soru sorup durma. 6. Eylem menüsünde devre dışı eylemleri göster. Seçim kutusu seçili etkinleştirmek için çift tıklayın. 7. Dokun ve beklet virgül 750 etkinleştirmek için çift tıklayın. Evet. Hareket ayarları. 11 dokunma hareket ayarları etkinleştir. 10 kısa yol tuşu ayarları. 12 çoklu parmak hareketleri etkinleştir. 13 parmak izi okuyucu hareket ayarları. 14 diğer ayarlar etkinleştirmek. GSVO ekran 5 içerik. 8 14 TB son uygulama. Pil kullanımını optimize. Sayfa 2 ikinci. İncelemesini yaparsınız. Bu videonun altına koyacağım linkleri, indirme bağlantısını. Bugünkü içeriğimiz de bu kadardı. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.